Oğul Bey, tahminleriniz? Ya şimdi ilk önce ben şeyden çok rahatsızlık duyuyorum, bu TÜİK olayından. Çünkü ya bir devlet kurumunun şeffaf olması lazım. Net doğruyu vermesi lazım. Yani bir sepette en çok kullanılan insanların hayatına hitap eden ürünlerden bir sepet yapman lazım. Çok gereksiz ürünler üstünden bir sepet yapıp oradan da bir enflasyon gerçekçi çıkarmazsan biz neyi baz alacağız ya? Yani bunu bize yapmayın yani. O zaman işte İTO çıkıyor, ENAG çıkıyor. Karman çorman bir sistem. Doğru. Biz TÜİK'e de güvenemiyorsak ondan sonra dış yatırım getirmeye çalışacağız bu ülkeye. Ya adam diyecek ki ben senin daha TÜİK'ine güvenemiyorum diyecek. Sana nasıl dış yatırım getir? Şimdi oradan bile baktığın zaman 62 seneye 75 gözüküyor. İlk 6 ayda enflasyonun gideceği nokta orası gözüküyor. E şimdi sen 36'dan bahsediyorsun, 38'den bahsediyorsun. Bu ne demek? Ben asgari ücret ve emeklimi ezdireceğim kardeşim. Enflasyona karşı fakirleştireceğim. Peki bu adamların başka geçim kaynağı yok. Bu adamlar nasıl geçinecek? Sen bunu 36-38 vererek kendi bütçe açığını kapatacağını planlıyorsan çok aldanıyorsun. Sen eğer bütçe açığını kapatmak istiyorsan başka kalemlerden kapat. Niye sen asgari ücretin daha çok emeklinin üstüne gidiyorsun? Olay olduğu için. Tasarruf tedbirin var mı? Sıfır. Ya biz eski CHP, DSP, Anavatan, DYP hükümetlerini de gördük. İnsanlar, hükümette liderler hep ilk tasarruf tedbirlerini açıklardı. İlk önce ne tasarrufti? Senin hiçbir tasarruf tedbirin yok ya. Varsa da yaptırımı yok galiba. Üstüne bir de dün duydum, vergiyi tabana yayacağız. Ya utanır insan ya. Ya bu ülkenin herkes biliyor ki %15'i çok refah içinde yaşıyor. %80-85'i de sıkıntı yaşıyor. Sen hala tabanla uğraşacağına tavana bak ya. Sen o %15'ten hiç vergi almayacaksın. Adamların vergilerini sileceksin hatta. Yok pırlantadan vergi almayacaksın. Tekne mazotundan vergi. İnsanın gözüne soka soka fakirleştirerek bütçeni kapatacaksın. Ya böyle bir ekonomik strateji, bir planlama olabilir mi? Yapıyorsun bunu. E utanmıyorsun, ayıp. Sen git o %15'lik kesinden vergi alamadığın vergileri bir topla. Asıl para orada toplanmış durumda. Paranın çoğu yukarıda, azı aşağıda. Sen o azın üstünden hala kendine bir pay çıkarmaya çalışıyorsun. Senin bütçe açığını ne oluşturuyor? Senin dış ticaret açığını oluşturuyor. Senin ithalatın ihracatını karşılamıyor. Her ay Ticaret Bakanı'nın çıkıyor, ihracatla övünüyor. Ya bir ithalat rakamlarını da söyle arkadaş. Onu niye söylemiyorsun? Sen 35 milyar dolar Çin'den ithalat yapıyorsun. Ivır zıvır şeyler alıyorsun. Gümrük duvarı koymamışsın. Adam çatır çatır sana satıyor. Sen Çin'e hiçbir şey satamıyorsun. O 35 milyar verdiğin açığı da bizim halkımız finanse edecek. Var mı öyle ya ama? Onun için ilk önce kendi ekonomik modelini bir sorgulaması lazım AKP'nin. Kalkınma modelin var mı? O da yok. Ya senin ne kalkınma modelin var, ne ekonomi modelin var. Günübirlik maliye politikalarıyla sen ülkede enflasyonu %10'lara düşüreceğini söylüyorsun. Yapamazsın ki. Dışarıdan para getireceğim. E geliyor mu? Gelmiyor. Kredi notun yerlerde. Gri listedesin ya. Gri listede olan bir ülke, kara parayla anılan bir ülkeye dış yatırım gelir mi? Gelmez. CDS primlerini seviniyor. 350'ye düşürdüm. Evet, 700'den sonra 350'ye düşürmek büyük başarı tabii. Yani zaten iflas noktasındaydın arkadaş. Merkez Bankan hala net eksi 57 milyar dolarda. 5 kuruş paran yok. Neyle yöneteceksin? Az zam vereceksin asgari ücretliye, emekliye. Onun sırtından bütçeyi kapatacaksın da ülkeyi döndüreceksin. Allah akıl versin, ne diyeyim ya.